Gandalf, anne oğlum, anne oğlum nasıl koşuyor, şuna bak, anne oğlum, benim oğlum nasıl koşuyor ya, anne oğlum. Kızım, gel bakalım ya, kalkalım artık, yeter, sabah oldu. Benim kızım, anne benim kızım, gel bakayım. Gel bakayım ya, anne oğlum, bunu yiyeyim ya, yiyeyim ya. Herkese günaydın arkadaşlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Artık kalkalım, sabah oldu değil mi? Şöyle bir kapımızı açalım. Çocuklar, Buffer Bumper Şila, ne yapıyorsunuz? Evet, şuradan terliklerimizi bir çıkartalım. Dur. Bumper bırak onları. Giyeceğim onları ben şimdi, dur. Elimizi yüzümüzü yıkıyorum. Üstümü giyiniyorum. Kaç oradan, kaç. Evet arkadaşlar, şimdi havanın güneşli olmasından faydalanıp kahvaltı edeceğim. Öyle çok yumurta falan uğraşmayacağım. Zaman kaybetmeyelim. Yapılacak çok iş var çünkü. Bugün işlerin çoğunu halletmek istiyorum. Önce bir bayrağımızı asacağız. Bayrağımızı asmak için uzun bir direk bulmam lazım. O direği bulduktan sonra nasıl çakacağız onu bilmiyorum ama çukur açarız muhtemelen. O çukura saplarız o direği. Bayrağımızı da asarız, dalgalanır arkadaşlar. İlk bayrağımızı dalgalanırken görmek istiyorum. Zaten videoda çekerim. Bayrağımızı asalım önce. Ama ondan önce bir kahvaltımızı etmemiz lazım. Çayımızı koyalım şöyle. Bir çay, bir de tahin pekmez yeter abi şimdilik. Tahinle pekmezi eksik etmemem lazım arkadaşlar. Çünkü tahin pekmez çok iyi tok tutuyor. Güzel yani. Besleyici. Bir de keçi boynuzu pekmezi. Sevdim yani, hoşuma gitti. Şunu şöyle koyalım. Sarı saçlarına deli gönlümü bağlamışım, çözülmüyor mihriban. Yemek yerken şarkı söylenmez de. Daha yemeğe başlamadım. Bana da öğrettiler küçükken. Yemek sofranın başında şarkı söylenmez diye. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın verdiği nimetlere şükürler olsun ya Rabbim. Şöyle şunu bir karıştıralım önce. Tahinle pekmez birbirine bir karışsın. Geçen birisi yazmış yorumlarda. Vay diyor, sen de zenginleştin diyor. Tahinle pekmez yiyorsun. Bizim eve daha tahinle pekmez girmiyor diyor. Abi yediğimiz zaten 2-3 çeşit bir şey var. Sanki bir kuş sütü eksik de öyle bir konuşuyorsun ki. Yani
Tayını bir kez kaç hafta oldu hala yiyorum. Allah kimseyi aç bırakmasın yani. Kimin canı ne istiyorsa onu yemeği nasip etsin. Neyse. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugünün ilk videosunda neler yapacağız birazcık sizlere onlardan bahsedeyim. Yaptığım şeylerden bahsedeyim. Şu ipi kestim buradan buraya başa kadar. Çünkü önceki ipi yemek yerken wafer'la bumper'ı bağlamak için kullanmıştım. Bunu şileye bağladım. Hem daha kalın oldu, güzel oldu. Burada ileri geri gezebilecek. Gündüzleri burada takılacak şile. Hava güzel olduğunda tabii ki. Şimdi Buffer'la bumper biliyorsunuz ki şurada alt kısımda yatıyor montun üzerinde. Ama burası açık olması çok problem değil ama odunlar falan da var zaten. Kesiyor onun rüzgarı. Bu odunlar da buradan kalkabilir arkadaşlar. Bu odunları buradan kaldıracağım. Burayı da komple çevirip köpeklerin yatabileceği bir alan oluşturacağım. Neyle çevireceğim? Streçle çevireceğim arkadaşlar. Sadece bu kısım açık kalacak. Alt kısmı mesela şimdi arkadan göstereyim ben size. Şu alt kısımları mesela burayı şöyle komple kapanacak o lastikten bu lastiğe kadar kuru odunlarla dolduracağız. Zaten karavan oynamıyor buradan. Burayı kapatacağız ki alt kısma soğuk girmesin. Burası kapanacak. Kuru odunlarla üstünden de bir de streç çekeceğiz. Öyle kapanacak. Bu alt kısım da kapanacak arkadaşlar. Buradan arka tarafa doğru komple. Bu alt da kapanacak. Ön tarafı belki kapatmayabilirim. Çünkü ön taraftan çok fazla rüzgar esmiyor. Bakarız duruma göre. Ön taraf açık kalabilir. Çünkü ön tarafa kangalı gezer tasma yapma düşünüyorum. Ön tarafı kangalı. Yanları kapatıp ön tarafı açık bırakabilirim yani. Şu yan kısmı ve o yan kısmı kangalın girebileceği kadar bir alan bırakıp alt kısımda kangal yatabilir. O şekilde bir şey düşünüyorum. Bugün öyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şunları falan da bir atmak lazım ya. Bunları da bırakmışlar burada. Temizlik yaptık gerçi de baksanıza arkadaşlar. Her yerde çatal şeyleri bilmem neler. Bitmiyor ki temizle. Şuraya bak doğanın içi hep çöp pislik. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Şimdi biraz ben şey yapmaya gideceğim. Odun toplamaya gideceğim. Şöyle ip alacağım yanıma. Şu ipi. Kuru odun yani. Dökülmüş. Kırılmış. Kuru odunlardan toplayıp alt kısımları kapatacağım arkadaşlar. İple şey yapacağım. Normalde çuvalla taşıyorum da. Şimdi iple taşıyacağım. Çünkü uzun dallar lazım bana. Böyle alt kısmı kapatabileceğim şekilde. Ondan önce yapacağımız şey. Testeremiz neredeydi? Bak aynen testere burada. Cebime koydum testereyi. Şu testereyle bir tane uzun bir dal bulup yani şu kısma aynaya da sabitleyeceğim, bağlayacağım çünkü bir kısmını toprağa kazıp oraya çakacağım. Bir kısmını aynaya sabitleyip şöyle yukarıya doğru uzanacak. Bir Türk bayrağı asacağım arkadaşlar. Orada dalgalanacak Türk bayrağımız. O bayrağı da kimsenin indirmeye gücü yetmez arkadaşlar. Kim gelirse gelsin o bayrak orada dalgalanacak arkadaşlar. Yani artık bu karavan buradan oynamaz arkadaşlar, öyle söyleyeyim sizlere. O bayrağı dalgalandıracağız. Bir dakika şimdi. Gidelim abi. Güzel bir dal bulalım. Dal keselim. Uzun bir dal. Şöyle düşmüş, kurumuş, kırılmış bir dal bulalım. Onu oraya çakalım.
Hadi bakalım. Şila burada duracak dediğim gibi. Burada gezer tasmada takılacak. Şila zaten efsane bir bekçi köpeği. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu ara biraz kısa gelecek de. Ondan sonra bakacağız duruma. Çünkü internet paketimiz biraz kısıtlı. Hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Daha bu ilk video. İkinci, üçüncü videoda gelecek.